gitme Hana. Sabahın erken saatleri ve küçük otobüsler çalışmak için hazırlanıyor. Tayo, Rogi. Merhaba. Merhaba. Çok işim var. Önce ben. Ha? Duş alma vakti. Hayır Rogi. Ha? Sırayı bozamazsın. Sıra mı? Önce ben geldim. Rogi sen var ya. Ha? Ha? Aha. Al sana. Ne oldu? Oh. Ay! Ha? Bunlar ay aksi. Söyleyin kim yaptı bunu? Rogi sen mi yaptın? Ben içerideydim. Öyleyse? Çok özür dilerim. Tamir etmek biraz vakit alacak. Hep sorun çıkarıyorsun. Bu senin yüzünden oldu. O öğleden sonra Lani ve Gani işten döndü. Biz geldik. Aferin çocuklar. Hana. Hı? Ne yapıyorsun? Ha? Oto yıkamayı tamir ediyorum. Oto yıkama niye bozuldu? Ha? Tayo, Rogi. Mesainiz bitti mi? Evet. Hepimiz burada olduğumuza göre saklambaç oynayalım mı? Saklambaç mı? Tamam. İlk ben ebe olurum. Çabuk saklanın. Hadi bakalım. Tamam. Herkes saklandı mı? Hı? Önüm arkam sağım solum sobe. Tamam. Buradan her şeyi görebiliyorum. Bir bakalım. Gani buldum seni. İçeri girdiğini gördüm. Eğitim alanındasın. Çatıdan gözetlemen haksızlık ama. Şimdi kimi bulayım? İşte orada. Nasıl buldun beni? Geriye sadece Lani kaldı. Şu tarafa gideyim bari. Bu Hana. Şimdi bana çalış falan der. Ondan uzak durayım ben. Dikkatlice çaktırmadan. Bas gaza. Peki Lani nerede? Burada değil. Orada da yoktu. Çok garip. Bir bakalım. O da neydi öyle? Neydi o öyle? Lani? Tam arkamda olduğundan emindim. Az kalsın yakalanacaktım. Buldum seni Lani. Lani ne oldu sana? Saklanmaya çalışırken motor yağı döktüm. Sanırım oldu. Bir bakalım. Düzgün çalışıyor. Şu halime bakın. Yapış yapış. Ne oldu? Lani bir hata yaptı ve tamirhanedeki motor yağını döktü. Tamirhanedeki mi? Her yer batmış. Sizi küçük. Sadece saklambaç oynuyorduk. Tayo ve arkadaşları kirlenen tamirhaneyi temizliyor. Bu temizlik bitmiyor bir türlü. Hey top bu. O yanlışlıkla oldu. Bilerek yaptın değil mi? Yanlışlıkla oldu dedim ya. Yine başladınız. Ha? Ha? Ben de bir hata yapayım o zaman. Kusura bakma canım. Ay! Ay! Gani, özür dilerim. İyi misin? Evet, iyiyim. Tayo, beni haklayabileceğini sandın değil mi? Hey siz! Ya yine fırça yerseniz? Gani, git temizlen. Tamam. Ne zaman geleyim? Yarından sonraki gün. Tamam. Hana bu. Saklanmalıyım. Küçük otobüsler sorun çıkarıp duruyor. Bensiz yapabilecekler mi? İdare ederler. Bensiz daha mutlu olurlar mı? Hana buradan gidiyor mu? Hey arkadaşlar, haberler çok kötü. Hana bizi bırakıp gidecek. Ne? Hana bir yere mi gidiyor? Bilmiyorum. Teo ile konuşurken duydum. 2 gün içinde gidiyor. Gerçekten mi? Ben artık gideyim. Kendine iyi bak. 2 gün sonra görüşürüz. Tamam, teşekkürler. Çocuklar, burada ne arıyorsunuz? Hana sen... Rogi! Baba boş ver. Küçük Otobüs Tayo. Ertesi gün. Merhaba Tayo. Titipo. Hana tren köyüne geldiği için trenler çok heyecanlılar. Neden bahsediyorsun sen? Hana söylemedi mi? Söylemedi. Trafik var. En iyisi ben gideyim. Peki Titipo. Hana gerçekten bizi bırakıyor. Ne? Hana tren köyüne mi gidiyor? Evet. Sürekli sorun çıkardığımız için olmalı. Gerçekten gitmiyor değil mi? Bu doğru değil. Hayatta olmaz. Titipo. Titipo burada ne arıyor? Neler oluyor? Hana! Nereye gidiyorsun? Tren köyüne gidiyorum. Gitme! Hoşçakalın baş belaları. Gitme! Bizi bırakmasına izin veremeyiz. Kararından vazgeçirmeye çalışalım. Nasıl olacak? Bundan sonra uslu otobüsler olacağız. Tamam. Olur. Tertemiz yap, pırıl pırıl olsun. Hadi yapalım. İlk kez etrafı temizliyorlar. Tada! Ne yapıyorsunuz? Çiçekleri suluyoruz. Çok güzel kokuyorlar. Ya evet. Motor yağı bitmiş. Ne yapacağım? Sen merak etme. Biliyorduk, o yüzden bunu getirdim. Tada! Ben de tada! Vay canına, teşekkürler çocuklar. Artık tren köyüne gitmez değil mi? Tabii ki gitmez. Ertesi sabah. Hana! Günaydın. Günaydın Tayo. Bugün yardıma ihtiyacın var mı? Her işi yaparım. Bugün mü? Tayo, beni tren köyüne götürür müsün? Neden tren köyüne gidiyorsun? Tamamen unutmuşum. Sana daha önce söylemeliydim. Hana! Gitme! Bir daha sorun çıkarmayacağız. Ne olur. Ne? Siz neden bahsediyorsunuz? Söz uslu otobüsler olacağız. Temizlik de yapacağız. Lütfen gitme Ana. Ne? Ana. Akşama döneceğim. Teo'nun acil bir işi çıktı. Ben de gidip bir günlüğüne garajına göz kulak olacağım. Temelli gitmiyor muydun yani? Ne? Temelli gitmemi mi istiyorsunuz? Hayır ama. Tayo, söylesene ne oldu? Şimdi beni götürecek misin, götürmeyecek misin? Bizi terk etmiyor musun yani? Ben sizi nasıl bırakabilirim ki? O zaman binebilirsin. Teşekkür ederim. Hana. Hı? Ha? Görüşmek üzere. Dikkatli sürün çocuklar. Yakında dönerim. Biz gidiyoruz. Hana'nın gitmemesine sevindim. Bugün dikkatli sürün arkadaşlar. Trami'nin sırrı. Tayo işten garaja dönerken Trami ile karşılaşır. Ha? Ha? Merhaba Tayo. Merhaba. Hey Tayo, lastiği çarpan yerin hala acıyor mu? Ha? Ha? Lastik mi? Hmm. Okulda beden eğitimi dersindeyken lastik suratına gelmişti. Al bakalım. Ha. Ben de. Okulda başıma gelenleri sen nereden biliyorsun? Bu bir sır. Gitmem lazım, görüşürüz. Hey Trami! Merhaba Tayo. Bir şey mi oldu? Biri Trami'ye beden eğitimi dersinde olanları mı anlattı acaba? Sen mi anlattın Rogi? Hayır, kimseye anlatmadım. O zaman sizden biri miydi? Ben de anlatmadım. Ben bugün Trami'yi görmedim bile. Çok tuhaf. O zaman olayı nereden biliyor? Bu arada Hana'nın beni azarladığını da biliyordu. Ve anlatmamıştım. Doğru ya. Hayvanat bahçesine gittiğimizi de duydu. Çok garip. Nasıl olur ki? Peki olanları kendi görmüş olabilir mi acaba? Her şeyi görmüş mü? Evet. Trami Dağ'ın tepesinde çalışıyor. O yüzden bizi oradan görüyor olabilir. Al bakalım. Olabilir mi? O zaman neden gidip Trami'ye sormuyoruz ki? Ha? Tamam. Evet, şimdi kalkıyoruz. Trami, bekle. Oh, hey, nasıl gidiyor? Bir şey sormamız gerekiyor. Evet, nedir o? Trami, sen dağın tepesinden çok uzakları görebiliyor musun? Görüyorum, evet. Garajı bile görebiliyorum. Garajı mı? O kadar uzağa görüyor musun? Evet, manzara gerçekten çok güzel. Sizinle birlikte görmek daha güzel olurdu. Evet, güzel olurdu. Evet. O zaman öyleyse... Trami. Efendim? Ne zaman kalkıyoruz? Acele eder misin? Tamam. Gitmem lazım. Tamam. Onlarla daha çok konuşmak isterdim. Trami gerçekten her şeyi görebiliyor. O zaman buradan el salladığımı da görüyordur. Merhaba Trami. Merhaba. Hey, neredeyse unutuyordum. Nedir o? Bu akşam ateş topunun özel bölümü olacak. Ateş topu özel bölümü mü? Evet. Ve geç saatlere kadar sürecek. Vay canına, gerçekten mi? Hı-hı. Hadi çabuk dönelim. Tamam. Küçük otobüsler Trami'yi unutur ve geç saatlere kadar ateş topunu izler. Olamaz, geç kaldık. Çabuk ol Rogi. Neden? Rogi, işe geç kalacağız. Ha? Ne? Hayır, hadi gidelim. Hey, bekle. Küçük otobüsler o öğleden sonra işlerini bitirip garaja geri döner. Geç kaldığım için bütün gün boyunca hata yaptım. Ben de. Uykum olduğu için sürekli hata yaptım. Hana'nın bundan haberi olmaz değil mi? Bu akşam erkenden yatalım. Çocuklar. Ha? Hana! Ateş Topu izlediğiniz için sabah geç mi kalktınız? Ne? Nereden bildin? Trami'yi tamir etmeye gittiğimde ondan duydum. Trami'den mi? Evet. O kadar televizyon izlememelisiniz. Özel gösterimdi. İzlememiz gerekiyordu. Özür dilerim. Size bir süre televizyon izlemek yasak çocuklar. Ne? Oh, tamam. Ne yapacağız? Televizyon bile yasak. Ateş Topu bugün prensesi kurtaracaktı. Olamaz. Hey! Ha? Hey! Hana işe gitti. Gerçekten mi? Ateş Topu'nu gizlice izleyelim hadi. Ama bize yasak dedi. Kısa bir süre izleriz, sorun olmaz. O zaman o dönmeden önce biraz izleyebiliriz. Ha, tamam. Peki ya Trami bizi görürse ne olacak? Doğru ya. Ya yine Hana'ya söylersek? Evet. Sorun değil. Hana Trami'yi tamir etmeyi bitirmişti. Evet, bir süre görüşmezler yani. Emin misiniz arkadaşlar? Hadi gidelim artık. Yaşasın. Çok eğlenceli olacak. Hadi. Küçük Otobüs Tayo. Ertesi gün olur. Ana! Ha? Nereye gidiyorsun? Daha Trami'yi tamir etmeye gidiyordum çocuklar. Ne? Ama daha dün gittin. Yedek parçalar olmadığı için bitmemişti. Olamaz! Ne olamaz? Hayır. Hana'ya hemen engel olmalıyım. Biz bir dans öğrendik. Lani'yi göstermek istiyor sana. Hana'ya göstermek istediğini söylemiştin hani. Doğru ya. İstemiştim. İzle şimdi. La la la. Millet, hadi siz de katılın. Tamam. La la la. Nasıl? Vay canına, harikaydınız. Değil mi? Şimdi farklı bir şey göstereceğim. Gerisini döndüğümde izlerim artık. Trami beni bekliyordur. Ne? Hadi gidelim Kalp. Tamam. Trami kesin Hana'ya söyleyecek. Takip edelim onları. Tamam. Küçük otobüsler Hana'yı bulmaya çıkar. Buralarda bir yerde olmalı. İşte orada. Trami de orada. Olamaz. Birazdan birbirleriyle karşılaşacaklar. Onlara engel olmalıyız. Durun. Benim bir planım var. Rogi. Hey Hana. Merhaba Rogi. Ne oldu? Canım çok acıyor. Yardım et bana. Acın mı var? Nerede? Burada ve şurada. Kontrolden geçmen lazım. Bir dakika duralım bari. Tamam. Acıyor. İşe yaradı. Harikasın Rogi. Nasıl? Motor yağının değişme vakti gelmiş. Gerçekten mi? Evet. Önce motor yağı iğnesi yapalım. Sonra da tamirhaneye döneriz. Ne? Hayır, öyle demek istemedim ben. Lütfen. Rogi, iğne yaptır işte. Evet. İşte geliyor. Artık acımıyor. Hepsi geçti artık. Gitmem lazım. Rogi, bugün biraz tuhaf davranmıyorlar mı? Rogi, bunu neden yaptın? Motor yağı iğnesinden çok korkuyorum. Dayanamazdım. Şimdi ne yapacağız? Belki Trami ile buluşmamıştır daha. Çocuklar, acele edelim. Tamam. Hana nerede olabilir? Şurada. ne yapmalıyım Hana? Olamaz, ona anlatmış olmalı. Ne yapacağız? Artık gidip Hana'ya gerçeği anlatalım. Hana! Ha? Ah, merhaba. Özür dileriz. Affet bizi. Ha? Neyi affedeyim? Dün gizlice televizyon izlediğimiz için. Ne? Hayır dememe rağmen izlediniz mi yani? Ha? Trami sana bunu anlattı sanıyordum. Ha? Neden bahsediyorsunuz? Ben nereden bilebilirdim? Yaptığımız her şeyi görebiliyorsun ama. Evet. Garajı bile gördüğünü söyledin. Ah. Binayı görebiliyorum ama ne yaptığınızı görecek kadar uzağa göremiyorum. Ne? Peki sen okulda olanları nereden biliyordun? Aa, bu şey... Diğer arabalar anlattı da ondan. Ne? Sizinle yakın arkadaş olmak istiyorum ama çok sık görüşemiyoruz ne yazık ki. Ben de bu yüzden diğer arabalara hep sizi soruyorum. Gerçekten mi? Geç saate kadar ateş topu izledikleri için işe geç kaldılar. Anladım. Bunu bilmiyorduk. Bundan sonra daha sık ziyarete geliriz. Evet, yakın olmalıyız. Teşekkür ederim çocuklar. Trami, artık onlarla daha sık görüşebilirsin. Harika olur. Evet. Bu arada... Gizlice televizyon mu izlediniz? Yani şey... Özür dileriz. Olduğunuz yerde kalın. Başınız büyük belada. Meğer Trami'nin sırrı küçük otobüslerle daha yakın olmak istemesiymiş. En iyi tamirci. Hana her zaman olduğu gibi bozulmuş arabaları tamir etmekle meşgul. Saatler olsun Nuri. Sağ ol Hana. Hoşça kal. Ufak ufak acıkmaya başladım. Doğru ya, çöreklerim duruyor. Bu nereydi? Hana. İşe gitmem gerekiyor ama tutacaklarımdan biri koptu. Ve sanırım lastiğim de çok eskidi. Değiştirebilir misin? Pekala, bir bakayım şuna. Pekala, ilk önce şu tutamaca bakalım. Alo. Bir kaza oldu. Hemen gelebilir misin? Eyvah. Hemen geliyorum. Ne oldu? Bir kaza olmuş. Hemen gitmem lazım. Ne? Ben ne olacağım peki? Tutamacı şimdi tamir edeceğim. Lastiği sonraya bırakalım, tamam mı? Pekala. Hadi Kalp, gidelim. Tamam. Ama ben de yeni bir lastik istiyordum. Bugün çok yoğun bir gün. Biliyorum. Of, karnım zil çalıyor. Bu gibi durumlar için yanıma çörek alıyorum. Çörek değil, tutamaç. Dur. Merhaba. Merhaba. Bu da ne? Çörek mi? Bunun ne işi var burada? Tayo işten sonra garaja döner. Ben geldim. Tayo, ne oldu sana? Bir şey mi oldu? Hayal bile edemezsiniz. Hana tutamaç yerine çörek asmış bana. Ne? Hana, dalgınlığına gelmiştir. Daha önce de oldu mu yani? Evet, ilk tanıştığımızda olmuştu. Gerçekten mi? O zamanlar nasıldı? Çok merak ettim. Anlatayım. Eski garajdan bu yeni garaja daha yeni taşınmıştım. Vay canına, çok güzel. Söyle bakalım, yeni garajı sevdin mi? Sevmem mi? Ama her şeyden çok şu tamirhaneyi sevdim. Evet, hep bir tamirhanen olsun isterdin. Bir de tamirci bulursak tamamdır. Evet, bu otobüs garajına layık en iyi tamirciyi bulacağım. Tamirci aradığımız duyulunca garaja birçok kişi geldi. Vay canına. Çok güçlü birine benziyor. Evet. Gerçekten de güçlüymüş. Şu bozuk otobüsü bir tamir eder misin lütfen? Tabii ki. yeteneklerimi göstereyim. Canım acıyor. O kadar abartma. Tamam, bitti. Mızmızlanıp durma. İlk adam çok güçlüydü ama arabalara karşı nazik davranmıyordu. Çok mu sık öksürüyorsun? Evet. Lastiklerin de biraz sert gibi. Evet. Son zamanlarda sahile mi gittin? Doğru. Nasıl bildin bunları? Görür görmez anladım. Vay canına, bu çocuk işten anlıyor. Pekala, bir bakalım. Hemşe! Ne yapıyorsun sen? Kıyafetlerim kirlendi. Çok özür dilerim. Kirden nefret ederim. İkinci aday yetenekliydi ancak iyi bir insan değildi. Birkaç kişi daha geldi. Ben seni tamir ederim. Sen benden daha ustasın ama. Ama hiçbiri garajın tamircisi olabilecek kadar iyi değildi. Bu lastik çok küçük. Bence bugünlük bu kadar yeter. Bence de. Durun. Sonra Hana geldi. Tamirci arıyorsunuz değil mi? Evet ama çok geç oldu. Lütfen bana şans verin. Hayatım boyunca tamirci olmak istedim. Bence verelim. Baksana haline. Çok istekli görünüyor. Pekala. Şu arabayı tamir et bakalım. Tamamdır. Çok güçlü görünmüyor. Yapabilecek mi acaba? Merhaba. Seni hemen tamir edeceğim. Tamam, hemen başlayalım. Yanlış çantaya getirmişim. Bu neden burada? KÜÇÜK Otobüs Tayo. Gerçekten öyle mi yaptın? Şimdi şunu merak ediyorum. Peki neden onu seçtiniz? Arkadaşlar, Hana! Hoş geldin Hana. Hoş bulduk. Hana, neden tutamaç yerine çörek astın bana? Özür dilerim, acele ettiğim için hata yapmış olmalıyım. Ama lastiğini doğru dürüst yenileyeceğim şimdi. Gerçekten mi? Tamam, hemen takalım hadi. Pekala, bir saniye bekle. Hiç lastik kalmamış. Olamaz. Hana, şapkana ne oldu peki? Ne? Evet, şapkam nerede? Bir yerlerde bırakmış olmalısın Hana. Öyle mi? Hana çok sakar. Pekala, hemen döneceğim. Hadi gidelim Kalp. Peki, olamaz Hana. Öf ya, nereye gidiyor? Lastiğimi değiştirecekti. Hana şapkasını almaya gitti. Hana'nın şapkası benden daha önemli herhalde. Hiç sanmıyorum. Ama onun şapkasını önemsediği doğrudur. Bir hikayesi mi var yoksa? Evet, kaldığım yerden devam edeyim. Lütfen. Ne olur bir şans daha. Tamam, sana bir şans daha vereceğiz. Yarın yine gel o zaman. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Yalnız bu sefer geç kalma. Yaşasın, kalmam. Ertesi günse... Pekala. Bu sefer hata yapmayacağım. Ne oluyor bana böyle? Bozulmuş olmalı. Ona yardım etmeliyim. Ama o zaman geç kalırım. Ama onu bu halde bırakamam. Olamaz. Sorun nedir? Motorum sürekli stop ediyor. Öyle mi? Ben yardımcı olurum. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Hana maalesef söz verdiği saatte gelemedi. Gördün mü? Yine geç kaldı. Halbuki tutarlı birine benziyordu. Bu kadar yeter. Hadi içeri girelim. Durun. Özür dilerim, geç kaldım. Evet öyle. Kısa bir gecikme de değil. Saatler geçti. Biliyorum ama bir şans daha verirseniz... Hayır. Zaman kavramı olmayan bir tamirciye ihtiyacımız yok. Ve böylece Hana ikinci şansını da kaybetmiş oldu. Ne? Yani neredeyse tamirci olamıyor muydu Hana? Evet, neredeyse ama... iyi bir tamirci bulmak neden bu kadar zor? Sito, tamirci arayışları nasıl gidiyor? Hiç iyi değil. Doğru kişiyi bulamadık. Anlıyorum. Bu arada sen neden bu kadar geç döndün? Buraya gelirken yolda bozuldum. Sonra yoldan geçen bir kız beni tamir etti. Çok becerikli ve her şeyden önce çok da nazikti. Buralarda tamircimiz olarak öyle birini bulsak ya keşke. Öyle mi? Nasıl biriydi peki? Çok neşeli biriydi. Ve sanırım adı da Hana'ydı. Ne? Yine işi kaçırdım. Pes etmek yok. Bir şansım daha olmalı. Tamirci olmayı gerçekten çok istiyordum. Affedersin. Ne yapıyorsun sen burada? Sana söylemem gereken bir şey var. Ne oldu? Van anlattı. Ona yardım ettiğin için bize gelirken geç kalmışsın. Evet. Öylece bırakmaya gönlüm razı gelmedi. Özür dilerim. Senin hakkında yanılmışım. Ben en iyi tamirciyi bulmaya çalışıyordum. Ama bana sadece senin gibi arabaları önemseyen biri gerekiyormuş. Ne? Hana, garajımızın tamircisi olur musun? Gerçekten mi? Evet, bu da sana hoş geldin hediyem. Vay, teşekkür ederim Sito. Lafı bile olmaz, sana güveniyorum. Tabii ki. Yaşasın, tamirci oldum. Çok mutlusun. Hem de nasıl? Böylece Hana garajımızın tamircisi oldu. Ve hala Hana'nın en değerli hazinesi o şapkadır. Çok duygulandım. O şapkanın bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Biz geldik. Hana! Şapkanı buldun mu? Hayır ama... Al bakalım Tayo, yeni lastiğin. Vay canına! Nasıl, beğendin mi? Evet, çok teşekkür ederim. Şapkan ne olacak? Sen merak etme. Şapka da önemli tabii ama Tayo'nun can güvenliği ondan çok daha önemli. Hana! O bagajdaki kayıp şapka değil mi? Ne tuhaf, buraya nasıl gelmiş? Herhalde yine unuttun Hana. Doğrusu bulduğuma sevindim. Bu şapka Hana'ya gerçekten çok yakışıyor. Çok güzel görünüyorsun. Arkadaşlar, sizde bir tuhaflık var. Bizim de sebeplerimiz var. Bazen biraz sakar olsa da yine de en iyi tamirci biricik Hana'mız. Hena'ya büyük sürpriz. Evet. Artık hazırsın. Teşekkür ederim Hana. Güle güle. Çok yoruldum. Sabahtan beri çalışıyorum. Tüm malzemelerim bitmiş. Öğleden sonra onlara ihtiyacım olacak. Buldum. Otobüslerden birine söyleyeyim, beni alışverişe götürsün. Çocuklar. Nereye gitti bunlar? Çok tuhaf. Bugün hepsinin izin günüydü. Merhaba Ena. Merhaba Nuri. Günaydın. Yüzündeki o şey ne? Bundan mı söz ediyorsun? Bir şey değil. Pekala. Buraya gelmenin sebebi ne? Bugün benim izin günüm de bakım yaptırayım dedim. İzin günün mü? O zaman rica etsem bakımın bittikten sonra beni şehre götürebilir misin Nuri? Şehre mi? Malzeme almam gerekiyor. Ama beni götürecek kimseyi bulamadım. Tabii ki seni şehre götürebilirim. Sahi mi? Teşekkürler Nuri. Bakımdan sonra Nuri ve Hana şehre doğru yola çıktı. Karnım çok acıktı. Sabahtan beri ağzıma tek bir lokma bile koymadım. Tavuk, pizza, hamburger. Keşke olsa da yesem. Nuri, ne oldu? Çok üzgünüm Hana ama çok önemli bir şey unuttuğumu fark ettim. Sakıncası yoksa burada biraz bekleyebilir misin? Burada mı? Peki, tamam. Birazdan burada olacağım. Tamam. Nereye gidiyor acaba? Açlıktan ölmek üzereyim. Harika bir koku geliyor. Hadi gelin alın. O ne acaba? Şuna bak. Merhaba çocuklar. Merhaba Hana. Sizin burada ne işiniz var? Bir arkadaşıma yiyecek tanıtımı yapmasında yardım ediyorum. İstersen sen de alabilirsin. Tanıtım mı? Harika. Tavuk, pizza, hamburger. İnanamıyorum. İstediğim her şey var burada. Harika değil mi? Dilediğin kadar yiyebilirsin. Teşekkür ederim. O zaman alıyorum. Çok güzeldi. Hana, beklettiğim için özür dilerim. Hiç mühim değil. Hatta sayende çok nefis şeyler yeme fırsatı buldum. Buna sevindim. Pekala, geldik. Teşekkür ederim Nuri. Hadi gidip biraz alışveriş yapalım. Hiçbir şey almadın mı? Ne yazık ki benim istediğim tüm malzemeler tükenmiş. Olamaz. Sen ne almak istiyordun? Motor yağı ve temizleyici alacaktım. Ama alamadım. Hadi eve dönelim. Tamam. Peki şimdi ne yapacağım ben? Merhaba Nuri. Merhaba Pala. Neler yapıyorsun? Elimde o kadar çok bakım malzemesi birikti ki birini bulup bu yükten kurtulmak istiyorum. Bakım malzemesi mi? Neler var? Merhaba Hana. Gelip bakmak ister misin? Evet. Hazır mısın? Şunlara bakın. Motor yağları ve temizleyiciler. Hem de tam istediğim marka. Beğendiysen alabilirsin. Sahi mi? Elbette. Zaten onları vermeyi düşünüyordum. Şimdi mutlu musun? Dükkanda bulamadığım her şeyi Parlak'tan aldım. Bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Buna çok sevindim Ena. Küçük otobüs Tayo. Bugün ne kadar tuhaf bir gün. Sabahtan beri ardı ardına güzel şeyler oluyor. Şunun ne olduğunu biliyor musun? Neler oluyor burada? Tebrik ederim. Bu köprüden geçen 1.000.000. Kişi siz oldunuz hanımefendi. Ne? Evet, siz oldunuz. 1.000.000. Kişi mi? Evet, şuraya bakın. Harika. Buna inanamıyorum. Tam 1.000.000. yolcu için hazırladığımız hediye işte şurada sizi bekliyor. Hediye mi? Böyle buyurun lütfen. İnanılmaz. Git bakalım Ena. İnanamıyorum. Bu harika bir şey. Hana. Fotoğrafını çekmek için elbiseyi giymeni istiyorlar. Bu harika. Çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Gerçekten mi? Pekala. Şimdi burada durmanızı istiyoruz. Peki. Evet, şimdi gülümseyin. 1, 2... Bu harika bir fotoğraf. Günün nasıl geçti Ena? İnanılmaz şeyler oldu. Daha önce hiç böyle bir gün yaşamamıştım. Bunu duyduğuma sevindim. Hava kararmak üzere. Dilerim kimse beni aramıyordur. Merak etme Ena. Çok az kaldı. Neden lambalar yanmıyor? O da nedir? Bu havacı. Acaba neden geldi? Pekala, hazır mısınız? Şu an kayıtta başladığımı söyleyin. Evet, kayıttayım. Seyredeceğiz. Artık başlayalım mı? Evet. Seyredeceğiz. Gizli kamera görüntülerinin yıldızı Ena. Ena otobüs garajından şimdi çıktı çocuklar. Tamam arkadaşlar, çıkabilirsiniz. Pekala, şimdi Hana için özel bir sahne inşa edeceğiz. Rogi, sen buraları temizle. Rogi'den sonra inşaat ekibimiz sahne yapımına başlayacak, tamam mı? Elbette. Tamam, Hana'ya güzel bir sürpriz yapalım. Görüşürüz. Rogi, yiyecekler hazır mı? Her şey hazır. Tavuk, pizza ve hamburger. Değil mi? Evet. Hana onları yiyince karnı iyice doyacak. Hepsini aldım. Üstelik en kaliteli marka. Ah, aferin Parlak. Sağ ol. Hala 1 milyona yaklaşamadım. Bir tur daha yapmamız gerekecek. Ama Tayo, bugün köprüden 10. kez geçiyoruz. Üzgünüm Bonbon. Ama fazla zamanımız kalmadı. O yüzden hızlanmalıyız. Hana'nın bu köprüden geçen 1 milyonuncu kişi olmasını çok istiyorum. Peki. Sana yardım edeceğim Tayo. Sağ ol Bonbon. 7, 8... Olamaz. Tayo, hala 2 araba eksiğimiz var. Ah hayır. Ne yapacağız şimdi? Merak etmeyin. O işi biz hallederiz. Çocuklar. Tamam. Nuri, şimdi. Tamam. Demek bizim otobüsler her şeyi önceden planlamış. İyi de acaba böyle bir şeyi neden yapmak istediler? Çocuklar. Ha? Tebrik ederiz. Arkadaşlar. Çok güzelmiş. İnanamıyorum. Beğendin mi? Hediyemizi nasıl buldun? Her şey muhteşem. O kadar meşguldüm ki doğum günüm olduğunu unutmuştum. Hepinize teşekkür ederim. Rica ederiz. Bugüne kadar bizimle ilgilenip koruduğun için asıl biz sana teşekkür ederiz Hana. Sorun çıkarmamaya gayret edeceğiz. Ve bundan böyle uslu çocuklar olacağız. Evet, ben de. Ah çocuklar. Tayo, Rogi, Lani, Gani. Sizlerle tanışmış olmak hayatta alabileceğim en güzel hediyeydi. Hana! Pekala, artık başlayabiliriz. Hana'nın doğum gününü kutlayalım. Hana'nın asla unutamayacağı bir gün olmuştu. Küçük otobüsler gibi arkadaşlarınız varsa her doğum gününüz özeldir. Hana'nın izin günü. Hava iyiden iyiye karardı. Ama küçük otobüsler hala görünürde yok. Acaba neredeler? Şunu bir kez daha deneyeyim. Daha iyisini yapabileceğimi biliyorum. 3 numaralı araç tam şu anda 4 numaralı aracı geçiyor. Hadi. Rogi. Beni yakalayamazsın. Demek seni yakalayamam. İşte yakaladım. Yakaladın. Tamam, şimdi de sen ebe ol. Çocuklar. Yatma vakti geldi. Hana, biraz daha oyalansak olmaz mı? Sadece kısa bir süre Olmaz. Ayrıca Tayo ve Rogi, size garajda ebelemece oynamanın tehlikeli olduğunu söylemiştim. Ben biraz daha deneyeceğim. televizyon seyretmek istiyorum. Ben de içeride biraz çalışmak istiyorum. Hadi çocuklar, geç oldu. Uslu uslu yerlerinize gidip uyuyun. Peki. Her akşam bizi erkenden yatmaya gönderiyor. Evet, üstelik hiç uykum yokken. Ama Hena'nın söylediklerini yapmak zorundayız. Bir günlüğüne bile olsa geç saate kadar oyalanmanın keyfini tatmak isterim. Ben de. Sito. Merhaba Sito. Günaydın. Günaydın Ena. Herkese günaydın. Bakıyorum hepiniz kalkmışsınız. Bir yere mi gidiyorsunuz? Komşu şehirde tur otobüsleri için önemli bir faaliyet düzenleniyor. Bu yüzden Sito da ben de oraya gideceğiz. Önemli bir etkinlik mi? Çok güzel olmalı. Peki ne zaman döneceksiniz? Sanırım yarın öğle üzeri döneriz. Yarın mı? Biz olmadan da idare edebilirsiniz değil mi? Merak etmeyin, idare ederiz. Değil mi çocuklar? Elbette. Endişelenmeyin. Bütün gece dışarıda oyalanmayı düşünmüyorsunuz herhalde değil mi? Tabii ki düşünüyoruz. Pekala. Her neyse, yarın görüşürüz. Biz yokken başınızı derde sokmayın. Tamam. İkinize de iyi yolculuklar. Görüşürüz. Yaşasın! Yarına kadar burada yoklar değil mi? Yani bu gece istediğimiz kadar dışarıda oynayabiliriz. İşten döndükten sonra bir eğlence düzenleriz. Yaşasın! Hadi gidelim. Tayo geç saate kadar oynayabileceğini düşündüğü için çok neşeli. Parlak merhaba. Bugün çok neşeli görünüyorsun. Hena bir toplantı için şehir dışına çıktı ve yarın öğlene kadar burada olmayacak. Bunda sevinecek ne varmış? O olmadığı için bu gece geç saate kadar eğlenebileceğiz. Parlak, sen de gelmek ister misin? Kusura bakma, işlerim çok yoğun. Vakit ayırabileceğimi hiç sanmıyorum. Anlıyorum. Bu çok kötü. Neyse, başka zaman görüşürüz. Hoşça kal. Ne? Dur. Bir kez daha rica etseydin teklifini kabul edecektim. Aşk olsun. Eminim ilk dönem ben olacağım. Yakalayamaz ki. Rogi! Rogi! Önce biz geldik. Hey! Bir dakika beni bekleyin. Ben televizyon seyredeceğim. Ben sürüş alıştırmaları yapacağım. Peki biz ne yapacağız? Ben biliyorum. Ebelemece oynayacağız. Sabaha kadar burada televizyon seyredeceğim. Bölmeye girelim. Dün gece yapamadığım şeyleri çalışacağım. Tayo! Hey, ne oldu? Kaan'ın arabası. Benimle alay mı ediyorsun? Tayo! Yakalayamaz ki. Tur başladı. Evet, son tur. Bugün bizde gerçekten çok çekişmeli ve heyecanlı bir yarış var. İki finalist, 4 numaralı araçlar birincilik için yarışıyorlar. Evet, yarış devam ediyor. Hadi başarabilirsin. Tamam, bitmek üzere. Bu defa kesin 90'ın üzerinde alırım diyordum. Olamaz, neden başım dönüyor? Uzun süre ekrana baktığı için Gani'nin başı dönmeye başladı. Ena burada olsaydı bu sorunu kolayca hallederdi. Bari ben bir şeyler deneyeyim. Nasıl bir sorunum olduğunu nereden bileceğim? Buldum. Önce buraya gireceğim. Sonra ne yapacağım? Bu otomatikmiş. Sandığımdan kolay oldu. Ama gösterdiği sonuçlardan pek bir şey anlayamadım. Hep bu şeyin üstüne çıkmak isterdim. Küçük otobüs Tayo. Tayo! Tayo! Nereye gitmiş olabilir? İşte orada. Beni gördü. Tayo, bütün gece saklanamazsın. Ne o, kızdın mı? Şimdi seni yakalayacağım Tayo. Hadi ve son düzlüğe girdiler. İki araç burun buruna gidiyorlar. Sonuna kadar kimin birinci olacağını tahmin etmek mümkün değil. Çocuklar, Ena size burada yakalamaca oynamayın demedi mi? Acaba burayı hangi sana da geç saate kadar televizyon seyretme demişti, unuttun mu? Evet. Yapmayın şunu çocuklar. Ani bir atakla öne geçiyor. Lütfen keser misiniz canım? Gidiyor, kazanan 7 numaralı araç. Son anda beklenmedik bir atak yaptı ve yarışı kazandı. İnanılmaz. Tayo, Rogi! Bunu size ödeteceğim. Lani, neyin var senin? Sana neler oluyor? Belki o da ebelemece oynamak istiyordur. Sizin yüzünüzden yarışın sonunu kaçırdım. Bu şeyi nasıl hareket ettireceğim? Keşke Hana burada olsaydı. Beni buraya sizi yaramazlar. Bari buraya saklanayım. Tayo! Tayo, neler oluyor? İkiniz de benden özür dileyeceksiniz. Ama biz yanlış bir şey yapmadık ki. Evet, sadece ebelemece oynadık. Şimdi oyunu görürsünüz. Olduğun yerde kal. Tamir atölyesi darmadağın oldu. İyisin değil mi Gani? Beni indirebilir misiniz? Bu çok kötü oldu. Rogi, bu şey nasıl iniyor? Ya bilmiyorum. Hena'yı arayıp öğrenmemiz gerek. Ama Hana olanları öğrenirse kesin öfkeden çılgına döner. Atölyesinin durumunu görünce çok sinirlenecek. Lütfen beni aşağı indirin. Bütün bunlar sizin yüzünüzden. Ne? Bir kere bizi kovalayan sendin. Sizin yüzünüzden televizyon izleyemiyordum. Ama biz yanlış bir şey yapmadık. Olamaz. Bu da ne böyle? Çocuklar? Bir şeyler olmuş. Hana! Sito! Ne oluyor burada? Aslında biz... Yani neler olduğunu derhal söyleseniz iyi olur. Hana! Gani! Beni aşağı indirir misin lütfen? Sen oraya nasıl çıktın Gani? Teşekkür ederim Ena. Gani, şimdi neler olduğunu anlat bana. Her şey... Evet, hadi. Hepsi benim yüzümden. Senden izin almadan tamir atölyesine girdim. Ne? Gani! Yani bütün bunları tek başına mı yaptın? Gani yanlış bir şey yapmadı. Ben öne çıkıp doğruyu söyleyeceğim. Başım derde girerse de önemli değil. Hana. Evet. Aslında bütün bunlar benim suçum. Özür dilerim. Ne? Ya bu doğru değil. Biz ebelemeci oynarken ortalığı dağıttık. Özür dileriz. Ben de onları kovaladım. Bütün suç bende. Aslında suçlu benim. Tamir atölyesine girmemiş olsaydım. Çocuklar. Gerçekten çok üzgünüm. Başımız fena halde dertte çocuklar. Ne yapabiliriz? Bilmiyorum. Zarar gören oldu mu? Ne? Bir yerinize bir şey olabilirdi. Sizi küçük yaramazlar. Aslında bunun için ceza almanız gerekiyor. Ama gördüğüm kadarıyla yaptığınıza pişmansınız. O yüzden bu defalık bağışlıyorum. Gerçekten bizi bağışlıyorsunuz. Bir daha asla yapmayacağım. Ben de asla. Bundan böyle söylediklerini dinleyeceğim ve erkenden yatmaya gideceğim. Tamam her neyse. Sanırım bu dağınıklığı toplamak sonsuza kadar sürecek. Ben temizliğe yardım ederim. Ben de. Harika. O halde hep birlikte temizleyebiliriz. Tamam. Hana zaman zaman kendilerine katı davransa da küçük otobüsler onu gerçekten seviyorlar.